Dela Kaşa tekrar merhabalar. Yeni bir İngilizce hikaye metniyle karşınızdayım. Hemen başlıyorum. Jason looked at his watch. Jason denilen kişi arkadaşlar kol saatine baktı. Looked at baktı anlamında. It was time for his favorite TV show. Yani onun en çok sevdiği televizyon programının yani zamanıydı. Yani başlama zamanıydı. He turned on the TV. Televizyonu açtı. He sat down in his chair. Sandalyesine oturdu. But then, fakat sonra he heard his dog. Köpeğinin sesini duydu. Yani köpeğini duydu. His dog was scratching at the door. Köpeği kapıyı tırmalamaktaydı. Oh no, hayır, hayır, olamaz diye Jason düşündü. The dog wanted to go out. Köpek dışarıya çıkmak istiyordu. The dog had to go to the bedroom. Yani köpek tuvalete gitmek zorundaydı. If he lived in a house, eğer yani bahçeli bir evde, yani normal müstakil bir evde yaşamış olsaydı, yani yaşasaydı, he could let the dog out to the door and into the yard. Yani o, yani Jason denilen kişi, köpeğin kapıdan çıkmasına ve bahçenin içine girmesine, yani bahçeye girmesine izin verecekti. But he lived in an apartment. Fakat kendisi bir apartman dairesinde yaşamaktaydı. He didn't have a yard. Yani bir bahçesi, küçük bir bahçesi yoktu. He had to take the dog for a walk. Yani köpeği bir yürüyüşe çıkarmak zorundaydı. But if he took the dog for a walk, eğer köpeği yürüyüşe çıkarsaydı, he would miss his favorite TV show. Yani en sevdiği televizyon programını kaçıracaktı. The dog scratched at the door again. Köpek tekrar kapıyı tırmaladı. Jason turned off the TV. Yani Jason da televizyonu kapattı diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, görüyorsunuz yani kelimeler, yani bu metinde kelimeler bence özenle seçilmiş. İşte dog, Jason, outdoor falan filan, yani belli kelimeleri ezberlememize, yani telaffuzunu çalıştıran metinler burada arkadaşlar. Yani telaffuz çalıştıran metinler. Değerli arkadaşlar, bir sonraki etkinlikte tekrar görüşmek dileğiyle. Tüm faaliyetlerim arkadaşlar yani bu sitede bulunabilir. İlgilenenlere duyurulur arkadaşlar.